unutulmaz bir aşk. Rüya gibi bir düğün. Masallara yakışır pembe bir ev. Kanal D'nin sevilen programı Kısmetse Olur'un ilk evlenen çifti Nur ve Batuhan Cimilli renkli sayfaları ağırlıyor. İşte şimdi Cimilli ailesinin küçük ama mutlu yuvalarından içeriye adım atıyoruz. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Aydınlık ve ferah salon pembe renginin hakimiyeti altında. Koltuklar, sehpalar, hatta ve hatta sevimli kedileri Ponçi'ye ait eşyalar. Batuhan Bey ise bu durumdan biraz muzdarip. Benim için 1+1 olduğu için burası ne kadar geniş görünürse o kadar iyiydi. O yüzden açık renk koltuk tercih ettim. Geniş göstereceğim diye evi Cinderella evine çevirdi. Her yer pembe falan. Şunun işte halıyı falan araya füme attım da tonu yakaladık. Yoksa ben evden gidecektim. Beraber takılırdı kızımızla falan, annesiyle. Kız arkadaşları, öyle bir ev oldu yani. Batuhan Cimilli eşinin renk seçiminden şikayetçi olsa da Nur Hanım doğru seçimlerde bulunarak evi adeta özgürleştirmiş. Ya nefes alacak bir alan olması lazım evde. Bir de ben çok eşya sevmiyorum evde zaten. Ne kadar az öz o kadar iyi yani. İlla dekorasyon güzel olacak diye doldurmamak lazım. Özellikle 1+1'leri hiç doldurmamak lazım. Vay, yarışmanın etkisinden kurtulamadık zaten. Sabah açıyoruz renkli sayfalar. O bitiyor, kısmetse olur peşine. Zaten sonra arka sokaklar, zaten bir daha yatağa gir falan. Bütün günümüz Kanal D'yle geçiyor. Bir de çok anımız var, bırakamıyoruz. Arkadaşlarımız da orada, sevdiğimiz insanlar orada. İyi gidiyor, güzel şu an. İlk duyduğumda ben de canlı yayın yapıyordum. Canlı yayında öğrenecektim. Nur öğrendi işte, Dilek ablayla beraber sürpriz yapacaklardı bana. Ben de ilk doktora gidildi. Erkeklendi %80. Neyse, ben de hep böyle çocukluğumdan beri bir oğlum olsun istiyorum falan böyle. Geldiler buraya, bir an kız deyince ben bir şey oldum böyle. Üzüldüm yani, hani oğlum olacaktı falan. Bir hayal kırıklığı oldu. Bir 5-10 dakika böyle üzüntü yaşadım ama ondan sonra tabii ki kız çocuğu da çok farklı. Aşk, sevgi daha farklı kız çocuğunda. Tabii ki onun mutluluğunu yaşamaya başladım. Nur Erkoç eşine mutlu haberi verdiğinde Batuhan Bey'in yüzündeki ifadenin sebebi de böylece anlaşılıyor. Özlem'e. Ay, aşkım benim ya. Dünyalar güzeli bir kızım olacak. Öyle kızım ben ona yani. Ben biliyorum zaten. Ben bir dedim ya, rüyamda gördüm. Bu bir de market anlattım ya. Evet. Ay çok sevindim ya. Çok sevindim. Çok sevindim. Allah analı babalı. Çocuklarını kucaklarına almak için heyecanla bekleyen anne baba adayı kızlarına verecekleri isim konusunda da karar verdiklerini açıklıyorlar. Aselhan Cimilli. Aselhan Cimilli. Aselhan Cimilli. Anlamı ne? Asel cennette akan bal ırmağıymış. Yani Arapçada bal kelimesi olarak geçiyor. Asel demek bal demek. Ama aynı zamanda hani Kur'an'da da geçtiğini okudum ben. Cennette akan bal ırmağına da asel deniyormuş. Batu da şimdi erkek çok istiyordu yani. Yani erkek olsun, erkek olsun. Çünkü onların isimleri hep Han'la devam ediyor. Kız olunca da dedim bari buna Han ekleyelim biz. İkinci bir isim bulamadım. Aselhan olsun dedi. Aynen. Ben şimdi her şeyi pembe alıyorum evde. İşte bizim sehpamız pembe, koltuklar pembe falan. Batuhan diyor, yeter artık, Pamuk Prenses evine döndü burası diyor. Kızlar da doldu şimdi, o tek erkek var. Bakışlarımızı yukarı çevirdiğimizde duvarda asılı duran Nur ve Batuhan Cimilli'nin siyah beyaz fotoğraf kolajı bir hayranın ablaya dönüşen hikayesini ortaya çıkarıyor. Onu Dilek ablamız var bizim. Dilek ablamız yaptırmış sağ olsun. O zaman fanımızdı onlar falan. Sonra yarışma bitti. Halen daha bizimle beraberler. Ve aile gibi olduk artık. Dilek abla her gün bizde geliyor. İşte yemeğimizi yapıyor, bulaşımızı yıkıyor, kaldırtmıyor bizi. Yani çocuğu gibi bakıyor ki, ikiz çocukları var daha 1,5 yaşında. O kadar seviyor bizi. Evde yalnız değiliz. Evin açık konsept mutfağında da meraklı gözler bizi izliyor. Anne Leyla Hanım, kızı ve damadına övgü dolu sözler yağdırırken gizli bir savaş kendini ele veriyor. Allah'ıma çok şükürler olsun ki Batuhan'la çok iyi bir evlilik yaptılar. Batuhan'ın
oluşum benim. Onu da çok seviyorum. İlk başlarda anlaşamadık tabii ki. Yalan. Yalan söylüyorsun. İlişkilerinin ilk başlarında anlaşamayan kayınvalide damat arasında buzlar erimiş. İlk başlarda biz Batuhan'la biraz böyle anlaşamadık falan böyle. Sonra çok şükür Allah benim düşündüğüm gibi çıkmadı. İnsanların bana yansıtmak istedikleri gibi insan çıkmadı. İyi ki olmuş, iyi ki var, iyi ki evlendiler. Şimdi çok mutlular. Batuhan Cimilli'de kayınvalidesi Leyla Hanım'ın güzel sözlerinin altında kalmıyor. Artık bir anne oğuldan farkları kalmadığına tanıklık ediyoruz. Sırf Leyloş için bu lafı söylüyorum. İyi ki Nur'la evlenmişim ki böyle kayınvalideye sahip oldum. Kayınvalidem çok iyidir, çok severim, çok anlaşırız kendisiyle. Tehdit etmiyorum, bakın ben buradayım, o burada, tehdit falan. Yani ama şu an anlaşıyoruz. Yani devamlı bizde olmasını istiyorum zaten kendisinin. Tabii çağırıyorum. Güzel oluyor çünkü. Eğleniyoruz onunla. Kendisi hiperaktif bir insan. O bana takılıyor, ben ona takılıyorum falan. Bir de sağ olsun... Kendisi de raporlu hiperaktif. Benim de raporum. Evet, bu arada raporum var. Raporlu hiperaktifim. Ama sağ olsun geliyor, yardımı da dokunuyor bize. Seviyoruz Leyloş'u. Allah başımızdan eksik etmesin. Evin kara tahtası da dikkatimizi çeken ayrıntılardan. Hiperaktif bir anne ve eşe sahip olan Nur Hanım'ın şikayetlerini yazdığını düşündüğümüz tahtada konuşanlar listesini görünce şaşırıyoruz. Not konusu burada aslında hatıra duvarı gibi bir şey. Burada işte eniştem geldiğinde oyun konsolu master'ımızı yazdım. İşte arkadaşımız geldi Aytaç, babam yazı yazdı. Ben İşte konuşanlar Nur, televizyon Nur'un aferleri diye. Bir sonraki durağımız Batuhan Cimilli ve Nur Erkoç'un giyinme odası. Ben giyinmeyi çok severim. Böyle değişik şeyleri giyinmeyi özellikle çok severim. Yakıştırırım da kendime. Değişik değişik. Mesela şöyle bir şapkam var benim. Böyle. Bunu, o şapkayı ben takabilir miyim? Tak. Evet, çok şirin oldun şu an. Nur Hanım'ın eşyaları ise eve sığmadığı için anne evinde kalmış. Bunun bir iki katı da Nur'un evine yerleştirdik. İşte yatağın altında var. Sığamıyoruz çünkü eve. Nur şey ya, işte pijamasıyla geldi buraya. Her gün bir tane kıyafet alıyor. Giymiyor, annesine yolluyor falan. Ona her gün kıyafet alıyoruz ama benim belli bir şeyim var burada, kıyafetlerim. Güzeller güzeli anne adayı ise mikrofonlarımıza eşinin kıskançlığından biraz dert yanıyor. Bizim bey, bak direkt bey'e geçiyorum çünkü eski usul çalışıyor. Biraz kıskanç. Ama erkek dediğin kıskanç olur. Hatta çok kıskanç. Yani ben normalini söyleyeyim. Hak veriyorum. Dar şeyler zaten giyemiyorum. Kısa yok, dekolte kesinlikle yok. Hep bol, daha böyle sportif şeyler. O yüzden ben alışverişe çıkarken hep Batuhan'ı yanımda götürmek zorunda kalıyorum. O yönden şanslıyım mesela. Gösteriyor, aşkım diyor, bunu çok beğendim falan. Hayır diyorum, hemen hiç ya falan demeden direkt mesela koyuyor. Kıskancım. Kıskancım ya. Erkek adamı. Evet. Onların küçük pembe dünyalarında huzursuz edecek her sorun karşılıklı anlayışla çözülüyor. Biz de aşklarının baki olması temennisiyle doğacak evlatlarıyla çifte bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Buradan Almanya'daki halama sevgiler göndermek istiyorum.